Değerli izleyenler, Kanal 23 ekranlarına Seçime Doğru programına hoş geldiniz. Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için hazırlıklarını yaparken bizler de programlarımıza adayları ve aday adaylarını çıkararak kendilerini ve projelerini tanıma imkanı sağlıyoruz. Bugünkü programımızda konuğumuz AK Parti Elazığ Belediye Meclis Üyesi aday adayı Mehmet Hanefi Karaaslan. Mehmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler sizi daha öncesinde Kanal 23 ekranlarına misafir etmiştik. İzleyicilerimizin bir kısmı muhakkak sizi tanıyordur. Ancak sizi ilk kez gören ve tanımak isteyen izleyicilerimiz için kendinizi anlatabilir misiniz? Mehmet Hanefi Karaaslan kimdir? Mehmet Hanefi Karaaslan kimdir? Mehmet Hanefi Karaaslan 30 yıla yakın meslek hayatını Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde tamamladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çeşitli alanlarda, çeşitli birimlerde yetki aldım, görev aldım. Yöneticilik yaptım. Sendika yöneticiliği yaptım. Bayağı bir yorucu bir maraton oldu. Yani bu çalışma sürem içerisinde hiç yorulmadım, bıkmadım, usanmadım. Bir yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra boş durmak şeyimizde yok, fıtratımızda yok. Yani hayat, yaşam mezara kadar devam edecek. O anlamda biz de kendimize bir yol seçtik. AK Parti'de siyasi yaşamımızı AK Parti'de devam etme kararı aldım. AK Parti'nin de yani Türkiye'nin sorunlarını, problemlerini çözmede mahir bir parti. İşte ehil kadrolarla Türkiye'yi çok büyük zaferlere ulaştırdı. Türkiye'de çok büyük hizmetlere, başarılara imza attı. Ben de bir Vakıflar Genel Müdürlüğü de bir hizmet kervanıdır. Siz de takdir edersiniz, vakıflar hizmettir. Vakfın amacı hizmettir. Ben o gelenekten, o kültürden geldiğim için AK Parti'de hizmet ehli, hizmet kervanı gördüğüm için ben AK Parti'de hizmette, siyasette devam, siyasi yaşamı AK Parti'de devam etmek istedim. Ve AK Parti'den belediye meclis üyeliği adaylığını müracaat ettim. Çalışmalarım sahada tam gaz devam ediyor. Çalışıyoruz. Evet. Geçen yıl emekli olmuşsunuz ve siyaset atılmaya karar vermişsiniz. Evet. Boş durmamak adına. Evet. Neden belediye meclis üyeliğine aday adayı oldunuz? Neden belediye meclis üyeliğine aday adayı? Demin işaret ettim mi? Hizmet, yani ben Elazığ belediyeliği meclis üyeliğine niye şey yaptım? Elazığ belediye meclis üyeliğinde daha verimli olabileceğimi kanatına vardım. Daha güzel işler yapabileceğimi ve seçilecek başkanımla birlikte bu şehre çok önemli hizmetler yapabileceğimi kanaatine vardığım için bu kararı aldım. Bilgi birikimimi burada kullanmak istiyorum. Burada hizmete çevirmek istiyorum. Yani belediyecilik bir gönül işi. Yani belediyecilik hizmetleri gönül işidir. Yani belediyecilik, ben belediye meclis üyeliğine müracaat ettim yük olmak için değil, yük almak için müracaat ettim. Yani ilgili başkanımızla birlikte şehrimizi daha iyi noktalara, daha güzel yerlere taşımak için görev aldım. Evet. Müracaat ettim belediye meclis üyeliği. Bundan dolayı. Kendinizi bir hizmet insanı olarak tanımlıyorsunuz. Evet. Yani hizmet etmeyi sevdiğinizi söylediniz ve belediyede, mecliste yer alarak yükü kendi üstünüze almak istediğinizi söylediniz. İzleyicilerimiz içerisinden bilmeyenler olabilir. Belediye meclis üyesi tam olarak ne iş yapar? Belediye meclis üyeliği tam olarak belediyede komisyon, ihtisas komisyonlarının kurulmasında görev alır. Yani tabiri caizse şöyle diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi eskiden başbakan vardı. Tabii şu an başbakan yok. Yani başbakan ve meclis üyeleri. Belediyede öyle bir tanımlama yaparsak belediye başkanı ve meclis üyeleri. Meclis üyeleri belediyede ihtisas komisyonları kurarlar. İhtisas komisyonları kurdukları komisyonlarla aldıkları kararları belediye başkanına hızlı bir şekilde iletirler. Belediyenin yetkili organlarıdır. Belediyenin mekanizmasıdır. Belediyenin emniyet sibobudur. Yani belediyenin hizmet atak şeyidir. O yüzden ben de bu belediye meclis üyeliği budur. Yani orada hizmet alıp, orada görev tabii seçilirsem, takdir edilirse vatandaşlarımız, seçmenler takdir eder, nasip olursa girersem bu alanda şehrime ne katabilirim, şehrime nasıl bir hizmet edebilirim anlayışıyla belediye meclis üyeliğini tercih ettim. Görevleri
işte aktif komisyonlar kurup projeler üretip başkanla birlikte şehre güzel hizmetler sunmaktır. Meclis üyelerinin görevleri budur. Evet. AK Parti'den belediye meclis üyeliği için aday oldunuz. Neden AK Parti'yi seçtiniz? Yani geçmişten gelen bir sempatiniz olduğu için mi? AK Parti'yi neden seçtin? AK Parti, yani ben dedim ya, biraz önce de dedim ya efendim, AK Parti bir hizmet kervanıdır. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir çığır açtı. Çok, yani Türkiye'nin belediyecilikte ufkunu açtı. Bu ekol, bu şey hep örnek alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın projeleri o dönemde İstanbul'u nereden nereye getirdi? Bu tablo örnek alınarak ben Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilikte yaptığı devrimleri, hizmet aşkını örnek aldım. Bilmek, durmak bilmeyen bir hizmet, bir sevda. Millete sevdalı, millete aşık bir hizmet kervanı AK Parti. AK Parti hizmet eseri. Hizmet eser üreten, hizmet üreten. Yani siyaseti siyaset yapmak için siyaset yapan bir parti değil AK Parti. AK Parti bir gönüller kervanıdır. AK Parti'de, yani hizmet ehli olmayan, AK Parti'de hizmette tökezleyen, hizmette aksayanlar AK Parti'de kovulur, kapıdan dışarı kovulur. AK Parti çok büyük Türkiye'de başarılara imza attığı için sempati duydum. AK Parti sağlıkta devrim yaptı, eğitimde devrim yaptı, yollarda, havalimanlarında devrim yaptı. Ülkemizin ekonomik anlamda, siz de takdir edersiniz, bu son birkaç yılda ekonomik sıkıntılar dünyada, bir pandemi süreci yaşadık. Ülkemiz bundan çok şey. Bir pandemi süreci bütün dünyayı etkilerken ülkemiz ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ama mevcut siyasi irade güçlü hamlelere, güçlü aldığı kararlarla hızlı mekanizmayı hızlı çalıştırarak ülkemizi en az zararla atlatmayı sağladı, başarabildi. AK Parti emniyetin, güvenin sigortasıdır, teminatıdır, ülkemizin teminatıdır. Ben AK Parti'ye hep sempatim oldu hizmetten dolayı. Yani şimdi Türkiye'de siyasi partiler niçin varlar? Hizmet etmek için varlar. Yani sadece muhalefet etmek için değil, beyaza kara, karaya beyaz demek için değil. AK Parti'de böyle bir anlayış yok. AK Parti'de hizmetin zirvesi vardır. Yani AK Parti'de rekabet var hizmet için. Başarı için rekabet var. Ben de bu amaçla, bu kervanda bu heyecanı taşıdığım için bu kervana katıldım. Evet. Eğer aday gösterilirseniz ve seçilirseniz Nisan ayından itibaren belediye meclisinde görev yapacaksınız. Sizce bu yıl belediye meclisinde öncelikli olarak hangi konular konuşulmalı? Belediye meclisinde öncelikli olarak bana göre şehrimizin en önemli sıkıntısı, problemi deprem. Doğal afetleri konuşmalıyız. Onlara karşı nasıl önlemler alırız? Şehrimizi böyle doğal bir afete karşı, doğal şeylere karşı nasıl daha güzel projeler üretiriz? Şehrimiz daha nasıl daha rahat bir nefes alır? Nasıl daha güzel şeylere kavuştururuz? Güzel hizmetlere kavuştururuz? O anlamda projeler geliştirip şey yapmak. Çünkü depremler, afetler yani bizi son kaç yıldır ülkemizi perişan etti. Yani genel olarak bizi sıkıntıya soktu. Belediyede bu anlamda hizmetlerimizi şeyle, kentsel dönüşüm üzerine yoğunlaşmalı. Yeni kentsel dönüşüm için yeni imar alanları açılmalı. Yani belediyenin şeyi bu olmalı. Öncelikleri arasında bu olmadı. Olmalı. Ben şu kanıdayım, sahada görüyorum, izlenimlerim bu. Şahin Başkanım bu hususta çok özverili bir şekilde çalışıyor. Müthiş, yani gövdesini taşın altına koydu. Siz de takdir edersiniz. Elazığ'ın kangren bir yara haline dönüşmüş altyapısını, sorumluluğunu üstlendi. Yani bu çok zor bir dönemde üstlendi bunu. Afetler yaşadık, depremler yaşadık, sel felaketleri yaşadık ilimizde. Çok büyük sıkıntılar, pandemi yaşadık. Buna rağmen Sayın Başkan bu yükün altına girdi. Ama Sayın Başkan'ın yükünü bu anlamda nasıl hafifletebiliriz? Ben bir meclis üyesi olarak seçilirsem nasıl bir katkı sunabilirim? Bunun acısını çekiyorum. Diyorum ki, yani ben buraya girdim, başkanımıza nasıl bir katkı sunacağız? Çünkü şehrimizin büyük, en büyük problemi buydu bence. Bu altyapısıydı. Bunun altyapısını da Sayın Başkanımız güzel bir şekilde bunu ihalesini yapıp ilgili firma çalışmalarını sürdürüyor.
Buna benzer Sayın Başkanım kendisi açıklayacaktır. Yani büyük projeleri vardır. Şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacak ve büyük şehir olma yolunda hamleler yapabilecek Sayın Başkanın güzel projeleri vardır. Bunun takdiri kendisindedir. Kendisi açıklayacaktır ileride. Bu hizmetleriyle taşlandıracaktır. Şehrimizin güzel şeyler sunacak. Ben bu kanıdayım. Görüyorum. Evet. Yarın bildiğiniz üzere 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü. İki büyük deprem yaşadık ve 50 bin canımızı kaybettik. Evet. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Siz Elazığ'da 2020 ve 2023'te yaşanan büyük depremler sonrası Elazığ'ın mevcut altyapısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Altyapısı olur, gerek ondan sonra kentsel dönüşüm olur. Sizce bir de kentsel dönüşüm ilk olarak Elazığ merkezde nerelerde başlamalı? Bildiğiniz üzere Nail Bey Mahallesi de biraz eski bir mahalle. İşte Nail Bey Mahallesi, Akpınar, Sarayatık Mahallesi. Yani bu şehrimizin ufkunu daraltan, şehrimizi bile sıkışmış bir dar alana sıkıştıran o bölgelerden başlamalı bence. O bölgelerin açılmalı. Onlara Sayın Başkanımızdan derse neşter atacak. Yani oraya bir şey yapıyor, çalışması var, projeleri var. Yeni imar alanları sizce nereler açılmalı? Yeni imar alanları bence şehrin dışına, tepelere. Malum Elazığ'ı biliyorsun, bütün vatandaşlarımız biliyor Elazığ'ın yapısını. Yani biz ova kültüründen, ev yapma kültüründen kurtulmalıyız. Bu da şehrimize yazık olur. Yani şehrimizin düz alanlarını, ova sayılabilecek alanlarında imardan çıkarıp, hata olan yerler varsa da arazi tarıma sunmamız gerek. Ve yapılaşmayı daha şehrin eteklerine, şehrin yüksek tepelerine, kenarlarına çekmemiz lazım. Ne öyle düşüncedeyim. Evet. Deprem uzmanlarının da bildiğiniz üzere sürekli bir uyarıları var. Bingöl'de ve Tunceli'de yakın zamanda 7 üzerinde depremler bekleniyor. Sizce bu depremler öncesinde Elazığ'da ne gibi önlemler alınmalı? Elazığ bu ne gibi önlemler alınmalı? Elazığ'da çok dedim ya yapılaşma. Yani dönüş dolaşıp oraya geliyoruz. Yapılaşma. Şehrin dışında yeni konut alanları tahsis edilmeli. Yeni konut alanları yapılmalı. Zemin etütü yapılarak yapılaşmanın sağlam yerlerde şehrimizin demin işaret ettiğimiz gibi kenarlarında yapılaşmaya gidilmeli. Ve o alanlarda geniş bir yapılaşma TOKİ aracılığıyla, TOKİ marifetiyle devlet bu alanlara kaydırılmalı ve deprem hazırlıklı hem sağlıkta hem olası bir afette nasıl bir hareket edilir, yeni kadrolar, yeni ekipler yetiştirmeli bence. Evet. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim öncesinde aslında riskli bir hamle yaparak Elazığ'ın 40 yıldır kronikleşmiş problemi olan altyapıya girdiğini söylediniz. Siz Şahin Şerifoğulları'nın altyapı çalışmalarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz ya da görüştüğünüz vatandaşlar size bu konuda neler söylüyor? Sahada, biz sahadayız, sürekli çalışıyoruz. Şahin Şerifoğulları'nın çok büyük bir risk aldığını söyledim ya da söyledim. Şahin Şerifoğulları şehrimizin inanın belki 100 yıl, 50 yıl, 70 yıllık bir sorunu olan bu problemi çözmek için gövdesini taşın altına koydu. Çok riskli bir şeydi. Bir de bunu işte pandemiden çıkmış, depremlerden çıktık. O süreçte buna girdi Şahin Başkan. Çok büyük bir risk aldı. Projeleri biz halkın içinde gezerken, sahada çalışırken çok takdir, çok beğeni kazanılıyor. Yani Şahin Başkan'a ilgi had sefada. Niye ilgi had sefada? Çünkü hizmetlerinden Elazığ'ın kronikleşmiş olan bu altyapısını çözüme kavuşturma yolunda büyük adım attığı için. Elazığ'da TOKİ marifetiyle yani kentsel dönüşümde çok büyük adımlar attığı için halkın içinde Şahin Başkan halkın gönlüne taht kurmuş. Halk hizmet aşkı, genç, dinamik bir başkan. Çok sıkıntılı süreçlerden geçen ilimizi tökezlemeden, sıkıntıya girmeden, çok büyük problem, çok büyük yaralar almadan hafif sıyrıklarla başarıya ulaştıran bir başkan profili var ortada. Halkın desteği had safhada. Ben buna inanıyorum. Şahin Başkan'ı halk edindiğim izlenim o sahada. Rekor bir oyla seçecektir. Ben o inançtayım. Şimdi halktan aldığımız izlenim o. Millet yapar.
Sizler sürekli sahada olduğunuzu ve vatandaşlarla iç içe olup konuştuğunuzu dile getirdiniz. Geçtiğimiz günlerde de Ataşehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir toplantı düzenlediniz. Yoğun bir katılım vardı gözlemlediğimiz kadarıyla. Vatandaşlar size ne tür taleplerle geliyor? Eğer belediye meclisine girerseniz sizden ne tür taleplerde bulunuyorlar? Vatandaşlarımız genelde şehrin sağlık sorunlarıyla, sağlık sistemiyle alakalı kendi mahallelerinde, kendi bölgelerinde sağlık ocağı isteyen var. İşte iş alanında talepte bulunanlar var. Şimdi vatandaşın talepleri bitmez. AK Parti'nin de hizmeti bitmez. Genelde genelde işsizlik noktasında vatandaşlarımız bize bu hususta çok şey yapıyorlar. Fakat hükümetimiz, devletimiz de, partimiz de bu hususta çok büyük çalışmalar, çok büyük atılan yeni istihdam alanları şehrimizde açma çalışmaları, projeleri şu an sürüyor. Ben bunu açıklama yetkisine sahip değil. İlgili belediye başkanımız ve ilgili yetkililer bunları ileriki dönemlerde açıklayacaklar. Seçmenimiz öyle, yani seçmenimiz sosyal alanları istiyor, daha şehrimize, zaten bizim belediyecilik anlayışımızda sosyal alanları genişletmek, merkezlerini açmak, vatandaşlarımızın ufkunu açmak, daha rahatlayacağı ortamlar sağlamak. Bunu biz yaptık, AK Parti zaten bunu yapıyor. Bunu, AK Parti'nin işi bu, hizmet. Kıraathaneleri açtı, halk bizim emniyet müdürü, eski emniyet müdürümüzün millet bahçesini açtılar. Buna beri sosyal yaşam merkezleri açtılar, gençlik merkezleri açtılar, engelsiz yaşam merkezleri açtılar. Şahin Başkan döneminde bütün bunlar hayata geçti. Şu an bu alanda çok büyük çalışmalar da var. Şu an devam ediyor. Evet. Elazığ yaşanan depremler sonrasında büyük bir göç dalgasına da uğradı. Evet. Malatya'dan yoğun vatandaşlar göç ettiler Elazığ'a. Bu beraberinde de trafik sorunlarını getirdi. Sizler belediye meclisinde yer alırsanız bu trafik sorunlarına dair ne tür çözüm önerileri sunmayı düşünüyorsunuz? Trafik sorununa yönelik ben seçilirsem, nasip olursa, Rabbim nasip ederse yeni alternatif yollar açmak. Yeni bulvarlar açmak, şehrimizin ufkunu açacak, trafiğin yükünü hafifletecek, şehir merkezindeki hengameyi biraz normale dönüştürecek projeler geliştirip başkanıma bunları sunmak. Başkanım, şurada şu sıkıntı var, şu problem var, buna bir el atarsanız, değerlendirmek başkanımla. Şimdi başkanım, belediye başkanı tüm şehrin tüm noktalarına hakimdir elbette. Ama insanız, biz beşeriz. Başkanımızın görmediği, yapamadığı kısımları da bir belediye meclis üyesi olarak bir nefer gibi onu başkanıma iletmek, onu ona arz etmek ve onu çözüme kavuşturmaktır. Evet. Sizler vakıflardan emeklisiniz. Şahin Şerifoğulları'nın da Harput'a son yıllarda büyük yatırımları oldu. Hoca Hasan Hamam Müzesi olsun, basın müzesi olsun, evet, musiki müzesi olsun. Harput'a oldukça büyük önem verdi belediye başkanı. Sizler bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mükemmel çalışmalar, yani tarihi doku, Harput'un tarihi dokusuna uygun çalışmalar yaptı. Tam bir tarihi eser uzmanı gibi. Ben tarihi eserciyim. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden emekli olduğum için tarihi eserler noktasında biraz şeyim yani. Bu hususta bilgi sahibiyim, yani birikim sahibiyim. Şahin Başkan'ın Kültür Bakanlığı'yla diyalog halinde bütün bürokratik engelleri aşarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan taşınmazları kendi uktesine alıp, belediye kararı alıp, karşılıklı iki kurum arasında yazışmalardan kararları çıkarıp bunların restorasyonunu, bunları turizme, şehrimize kazandırma noktasında çok büyük hizmetler yaptı. Hoca Hasan Hamam buyurduğunuz üzere. Ondan sonra diğer şeyler de var. Sadece o değil. Restoran yapıldı, konak yapıldı, türbeler onarıldı. Yani bütün bu alanlarda Şahin Başkan Harput'un kültürüne, dokusuna uygun, mimari tarzına uygun restorasyonlar yaptı. Şu anda da çalışmaları devam ediyor. Yani Harput'umuzu cazibe merkezi haline getirdi. Ben de bir meclis üyesi olarak seçilirsem Harput'umuza çok önemli katkılar sunacak. Harput'un tarihine, dokusuna, kültürüne uygun projeler geliştirip başkanıma arz etmektir benim görevim. Evet. Biliyorsunuz ki turizm oldukça önemli bir gelir kaynağı.
Evet. Önemli bir döviz kaynağı aynı zamanda. Elazığ'da turizm alanında ne tür gelişmeler yapılabilir sizce? Elazığ şehrimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun çok şirin bir şehridir. Coğrafi konumuyla çok önemli bir noktadadır. Türkiye'mizin de emniyet sigortasıdır. Huzurudur, örneğidir. Hem hizmet bakımından hem milliyetçi, milli ve milli birlik, milli ruh var Elazığ insanında. Yani o açıdan şehrimizin kalkınabilmesi için, şehrimizin ileriye atılım yapılabilmesi için çok güzel hizmetlere AK Parti'nin öncülüğünde Şahin Başkan seçilirse, Rabbim nasip ederse devam edecektir ve çok güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum ben bu anlamda. Evet. Şahin Şerifoğulları son zamanlarda 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için yoğun bir ziyaret temposu sürdürüyor. Sizler bu ziyaret tempolarında kendilerine eşlik ediyor musunuz, yoksa siz ayrı bir görev alanı belirlediniz, onunla mı devam ediyorsunuz? Şimdi Şahin Başkanımızın kendi programları, il teşkilatımız, il yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, il başkanımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte biz bir noktaya odaklanmayız. Biz sahada olmamız lazım. Sahada tam pres yapmamız lazım. Siyaset budur. Yani şimdi tamamı partinin başkanımızla birlikte hep bir noktaya odaklanma doğru değil. Başkanımız Doğu Kent'te ise biz Abdullahpaşa'dayız. Başkanımız Aksaray'daysa biz efendime söyleyeyim Gülmez'deyiz. Yani çok farklı alanlarda aynı yerde bulunmayabiliriz ama sahadayız. Hiç sahada inmiyoruz. Gece 12'ye kadar, 1'e kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman başkanımızla da tabii eşlik ediyoruz. Yani olur. Programlar gereği zaman zaman başkanımıza eşlik ediyoruz. Ama yoksa biz parti olarak, teşkilat olarak sahadayız. Sahaya yayılmalıyız. Bunu. Evet. Siz kentsel dönüşümden yana olduğunuzu söylemiştiniz. Çevre Şehircilik Bakanlığı da son yaptığı düzenlemeyle birlikte zemin artı 4 kat olan kentsel dönüşümü zemin artı 7 kat olarak tanımladı. Sizler bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben yani dikey yapıdan yana değilim. Ben yatay yapıdan yanayım. Kentsel dönüşüm Elazığ'ımız için vazgeçilmez. Elazığ'ımız şimdi deprem kuşağındayız. Hay hattı üzerindeyiz. Yani çok riskli bir alandayız. Yani biz depremle yatmalıyız, depremle kalkmalıyız. O bilinç, o kültür öncelikle bizde o gelişmeli. Ya biz depremi kendimizle arkadaş edinmeliyiz. Bir insan arkadaşıyla. Yani yaptıp kalkmayız. Deprem öyle. Deprem öyle bir şey. Biz depremden hiç şey olmamalıyız. Depremden soğumamalıyız. Depremle ilgili biz Elazığ'ımızın aldığı önlem ve tedbirler 6 Şubat depremin Elazığ o tedbirleri almasaydı 6 Şubat depremi Elazığ'ımıza çok büyük hasarlar verdi. Ve onlar çok canlı bir örnek. Alınan tedbirler, yapılan hizmetler 6 Şubat depremini çok az bir hasarla atlatmış oldu Elazığ. Evet. Sizler çeşitli mahallelerde vatandaşlarla beraber olup sohbetler ediyorsunuz. Evet. Aynı zamanda seçim çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Evet. Gezdiğiniz mahallelerde şu mahallede şu sorunu gözlemledim, meclise girersem buna kesinlikle değineceğim dediğiniz sorunlar var mı? Biz dedim ya, teşkilat olarak, parti olarak başkanımızın koordinatörlüğünde, başkanlığında şehrin tüm problemlerini, sorunları bir merkezden tespit edip dosyalayıp başkanımıza veriyoruz. Çatalçeşme Mahallesi, örnek vereyim, Elazığ Çatalçeşme Mahallesi'ni diyelim. Orada bir kaldırım sorunu, bir problem sorunu varsa orada biz koordineli çalışan bir siyasi oluşumuz. İlgili mekanizmalara ulaştırırız, ilgili yerlere ulaştırırız, notlar alınır, ilgili merciler onu toparlar, en kısa sürede hizmetle o noktaya dönülür. Böyle bir yapıyız yani biz. Şahin Şerifoğulları'nın geçen dönem yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yeni bir terminal binası yapıldı. Ayrıca Çarşı'da bir Cumhuriyet Meydanı ve çok katlı otopark, 15 Temmuz Meydanı'nda da bir otopark yapıldı. Bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Selami Bey, bu çalışmalar ben fevkalade değerlendiriyorum. Benim dışımda, ben sahada olan bir vatandaş olarak, sahada olan bir meclis üyesi, adayı olarak görüyorum. Sahadaki vatandaşlarımız çok mükemmel değerlendiriyor.
Yani sağdaki vatandaş Şahin Başkan'ın terminal binası, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Meydanı, eski hükümet konağımızı onarıp müze yakında açılacak. Efendime söyleyeyim, istasyon caddesindeki yeni bir yaşam alanı, şehrin akciğerleri sayılabilecek istasyon caddesinde, yani şehrin nefes alabileceği, akciğerleri sayılacak bir çalışma bitmek üzere. Şahin Başkan'ın bu eserleri, bu hizmetleri Şahin Başkan'ın milletin gönlüne aldı. Şu an milletin gönlünde girmiş Şahin Başkan. Ben sağda görüyorum. Ama bu Şahin Başkan'ın bu hizmetleriyle milletin gönlüne girdi. Şahin Başkan hizmet ehli. Bir hizmet kervanındadır. Yani bu hizmet kervanı da yani sonsuza dek sürecektir. Yani Şahin Başkan partisiyle, teşkilatıyla, ekibiyle bir çalışma azmi, bir çalışma ruhu içerisinde, bir birlik, beraberlik içerisinde sahaya gücünü yansıtıyor hizmetleriyle, tescillenmiş hizmetleriyle. Elazığ terminali, inanın, Doğu ve Güneydoğu'da böyle bir terminal yok. Siz de takdir edersiniz. Havalimanımız, Güney Çevre Yolu, Kuzey Çevre Yolu, bütün bunların hepsinde Şahin Başkan'ın imzası var, başarısı var. Şehrimize katkı sundu. Ben şehrimizin büyük şehir olma noktasında bu hizmetler zaten bir şehrin büyük şehir olma noktasında şeyini yükseltir, çıtayı yükseltir. Şehrimiz Elazığ büyük şehir olma yolundadır. Çünkü Elazığ medeniyet şehridir. Elazığ Anadolu'nun en güzel şehridir, kültür şehridir. Elazığ üreten bir şehirdir. Çok etkili bir şehir ama biz şehrimize maalesef ben biraz bundan muzdaribim. İş insanlarımıza buradan da çağrı yapıyorum. Rica ediyorum. Yani gelsinler, müteşebbis iş insanları Elazığ'a daha fazla önem versinler. Şehirlerine önem vermiyor demiyorum. Daha fazla. Yani %20 ise %50'ye çıkarsınlar. Bu şehir yani dünyanın gıptayla bakacağı bir medeniyet şehridir. Harput kültürü dünya tarihine damgasını vurmuş kültür mirasıdır. Ya bu kültür mirasını hep birlikte Şahin Başkan'ın öncülüğünde daha büyük hedeflere taşıyalım. Ben buradan çağrı yapıyorum iş insanlarımıza. Evet. Şahin Şerifoğulları göreve geldiği günden bu yana hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda tanıtabilmek için yoğun faaliyetler yürütüyor. Göreve geldiği günden bu yana geçtiğimiz aylarda da 4. kitap fuarı gerçekleşti ve uluslararası bir satranç turnuvası düzenlendi. Yabancı satranç oyuncuları gelip Türkiye Elazığ'da satranç maçı yaptılar ve dönüp ülkelerine Elazığ'ı anlattılar. Doğru. Siz bununla birlikte Elazığ'ın ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlığı için ne tür çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Orjik Festivali düzenlenebilir. Ekmez Festivali düzenlenebilir. Çünkü Elazığ kendisi üretiyor bunları. Dut Festivali düzenlenebilir. Bunların tamamını daha organizeli bir şekilde şehrin ekonomisine katkı sunacak Şahin Başkan bunları da yapacak. Şahin Başkan'ın el atmayacağı hizmet alanı yok. Ekibiyle birlikte yani bir hizmet aşkı var. O aşk bitmiyor. Bence bu alanda Şahin Başkan bizim Ulukale tutumuz meşhur. Ağın leblebimiz meşhur. Yani bu bizim bekmezimiz meşhur, orjiyimiz meşhur. Yani biz bunu daha yüksek, sizin dediğiniz gibi uluslararası alana taşıma çalışmaları yapmalıyız. Başkanım bu hususta duyarlı, zaten kendisi de biliyor. Bu hususta çalışmaları da vardır. Ben de şahsım eğer seçilirsem ben başkanıma istişare ederek bu hususlarda öneriler götüreceğim, sunacağım. Evet. Biraz da belediyenin aslında belediye dediğimiz aslında şantiye belediyeciliğin yanı sıra sosyal anlamda da belediye çok önemli. Elazığ Belediyesi'nin şu anda bir yapmış olduğu engelsiz yaşam merkezi var. Burada engelli bireyler hem sosyalleşebiliyor hem de çeşitli sertifikalar alıp iş hayatına atılabiliyor. Sizce bunun yanında engelli bireyler için ne tür faaliyetler yürütülebilir, neler yapılabilir? Onlar sadece belirli bir günde değil de nasıl hayatın tamamını adapte edebiliriz? Selami Bey, engelli vatandaşlarımız için daha ek olarak daha farklı hizmetler, onlara ek olur. Bunlar belki yetersiz gelebilir, onları çoğaltmamız lazım. Şehrin muhtelif yerlerinde, şimdi engelli vatandaşlarımız şehrin her ucunda vardır. Yani biz asıl onları engelli görmememiz lazım. Yani biz onlara hizmet etmesek, onlara daha fazla yaşam alanı yaratmasak, onlara hayatta
azimlerini, hayata bakış açılarını daha güçlendirmesek, onların morali, daha güzel moralli şeylere ulaştıramasak asıl engelli biz oluruz. Bu anlamda biz onlara daha ek ilaveten şehrin muhtelif yerlerinde daha ek engelsiz yaşam alanları, sosyal alanlar yarat, donatılarla istirahat edebileceği, rahat edebileceği ortamları, yaşam merkezlerini ekleyerek, çoğaltarak yaratmamız lazım. Sayın Başkanım da zaten bu hususta duyarlıdır. Evet. Yapacağına inanıyorum. Biraz da kadınlarımıza değinmek istiyorum. Kadınlarımız bildiğiniz üzere halk eğitim merkezlerinde çeşitli sertifikalar alabiliyor ve girişimcilik kurslarına katılabiliyor. Sizce belediye bu anlamda ne tür çalışmalar yürütebilir kadınlara dair? Kadınlarımıza belediyemiz zaten imkanlar sunuyor. Şahin Başkanımız zaten imkanlar sunuyor. Kadınlarımız iş kurmak isteyen kadınlarımıza, kendi işini açmak isteyenlere belediyenin katkı sunduğunu biliyorum. Ama daha fazla aktif olmaları için, daha fazla rol almak istiyor. Türk kadını içeride oturmak istemiyor, sevmiyor. Yani üretime katılmak istiyor, üreteyim diyor. Yani içeriye hapsolmayayım. Ama biz AK Parti olarak da biz de bunun farkındayız. Başkanımız da bunun farkında. Yeni bu anlayışta olan bayanlarımızı, kadınlarımızı daha güzel hizmetler sunmak, onlara ekonomik anlamda imkanlar yaratarak, fiziki mekanlar yaratarak, kendi işini kurarak, kurmalarını sağlamak, kendilerini üretime adapte etmelerini sağlamak anlamda ekonomik, maddi ve manevi yönde ekonomik adımlar atılmalı ki atılacaktır. Ben buna da inanıyorum. Başkanımız bu hususta duyarlıdır. Evet. Peki gençler için neler yapılabilir? Malum depremde oldu. Aslında kent merkezinde gençler için çok fazla sosyal donatı alanı mevcut değildi. Bu boşalan alanlara gençler için çeşitli sosyal donatılar yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılabilir ki Sayın Başkan bu hususta da şey. Belediye bu hususta da şeydir. Yani gençlik merkezleri bir açmışlar, vardır. Ama yetersiz, sizin dediğiniz gibi bunları çoğaltarak Sayın Başkan yeni dönemde Elazığ'ımızı şaha kaldıracak hem gençlerimize, hem kadınlarımıza, hem vatandaşlarımıza hizmet edebilecek, rahat edebilecekleri çok büyük yaşam alanları yaratacaktır. Ve bu yönde projeleri vardır. Kendisinin yakından biliyorum. Bu projeleri de Sayın Başkan ileriki televizyon yayınlarında kamuoyuna açıklayacaktır kendisi. Çok güzel çalışmaları vardır biliyorum. Evet. Seçim döneminin yaklaşmasıyla birlikte aslında Ramazan ayı da yaklaşıyor. 11 Mart'ta Ramazan başlıyor. Evet. Seçim dönemiyle Ramazan'ın denk gelmesi çalışmalarınızı nasıl etkiler? Motive eder bizi. Ramazan bizi motive eder. Ramazan manevi iklimi çok yüksek bir aydır. Kurtuluş ayıdır. Cehennemden azat olup cehenneme kavuşma ayıdır. İnsanımız biliyorsunuz, şehrimiz milletçi muhafazakar bir şehir. Yani insanımız bu hususta manevi iklimi yüksek olan bu Ramazan ayı noktasında çok farklı düşünüyor. Yani ben de bu ayda seçim çalışmalarımıza güç katacağına inanıyorum, enerji katacağına inanıyorum. Sahur programları yapacağız. Sahurda programlar yapacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelip iftarımızı açacağız. Ve bu süreçte gece gündüz demeden Ramazan ikliminin bize vereceği çok büyük bir enerjiyle hedefimize koşacağız, koşturacağız, durmayacağız. Ramazan ayı bu ara, Ramazan ayı çok farklı. Belki kimileri, bazı çevreler işte çalışma şeyini bozar ama biz AK Parti olarak, bize tam güç katar bu manevi iklim ve Ramazan ayı bize güç katacaktır. Çok güzel hizmetler de Ramazan ayında inşallah birlikte yapacağız başkanımla. Ya, şu an belediye meclisinde AK Parti'nin kaç tane meclis üyesi var? 18 tane var. Önümüzdeki seçimler için bir tahmininiz var mı? Önümüzdeki seçim için ben 30 düşünüyorum. Ya benim tahminim şey değil. Ben diyorum 30 seçmen, 30 tane meclis üyesi seçeriz. Yani AK Parti Şahin Başkan bugün, yani Şahin Başkan, ben seçmen profiline bakıyorum. Seçmenin iradesine bakıyorum. Seçmenin içine. Ben bireysel de çalışıyorum. Amatör çalışıyorum. Yani kamuoyu araştırmacısı gibi çalışıyorum Selami Bey. Yani berbere gittim bugün, tıraş oldum. Berbere sordum. Kimliğimi de belirtmedim, soruyorum. Bir vatandaş olarak ülkemiz ne durumda? Nasıl bir idareci profili istiyorsunuz?
tamamı bakıyorum şeye yöneliyor, AK Parti'ye yöneliyor. Sayın Başkan'ı işaret etmiyorum. Beni tanımıyor, bilmiyor adam. Ha, bu bir gerçek, bir realite. Bu bir realite. Yani halk, Elazığ halkı, Elazığ seçmeni duyarlıdır. Elazığ seçmeni üzerinde ayak oyunları oynayan, efendime söyleyeyim, Elazığ seçmeni üzerinde algı operasyonları yapan insanlar olabilir. Ama ben sahada edindim, izlenim, hiç kimse bunun şeyi kayla bile almıyor. Bakıyorum gün geçtikçe Şahin Başkan üzerindeki güç, destek çığ gibi büyüyor. Biz önceki dönemdeki oylarımızı ikiye katlayacağız. Ben buna inanıyorum çünkü Şahin Başkan tescillendi, marka oldu. Şehrimize yaptığı hizmetlerden dolayı marka oldu. Çok büyük hizmetler yaptı. Yani bu tarih boyunca bu hafızalarda kalacaktır bu hizmetler. Bu hizmetler Elazığ aç, hizmete aç. Bu şehir daha çok büyük hizmetlere aşık. Bu şehrin ufkunu açacak Şahin Başkan gibi genç, dinamik, enerjik başkanlar bize lazım. Biz bunun etrafında durmamız gerekirken, yani şey olmayalım, ben demin arz ettim. Dedim ki ben yük olmak için değil, yük almak için meclis üyeliğine aday oldum. Ki başkanımızla birlikte bu şehre çok şey katarız. Çünkü Şahin Başkan genç, dinamik, o liyakat, o ehliyet, o şey vardır. Yani kendini Elazığ kamuoyunun gönlüne adapte etmiştir. Kamuoyu şeyleri, ben geziyorum, seçmenim, seçmene soruyorum. Kime veriyorsun oyunu? Şahin Şerifoğulları. Niye Şahin Şerifoğulları? Soruyorum. Hizmet. Vatandaşlar geçen şeyde Cumhuriyet Meydanı'nda oturan vatandaşlar geçerken muhabbet ediyorlar. Bakın ne rahat bir ortam sağlamış diyor bize. Çok mükemmel bir ortam sağlamış. Orada oturup dinlenip namazımızı kılıp evimize gidiyorum. Buna benzer ki o göz önü, buna benzer birçok hizmet alanı da var. Hatta vatandaşımız bunu bile bilmeyen vatandaşlar var. Onun için biz bir hizmet kervanıyız. Bu hizmet kervanı hizmete doymaz. Hizmet yolunda devam edecek. Tökezleyen ve hizmete ayak takmaya çalışan, ayak oyunu oynayan kapıdan dışarı atılır bu partiden. Çünkü Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir iradeyle dünyadaki mazlumların umududur. Cumhurbaşkanımız dünya, Avrupa ülkeleri, bazı ülkelerden ben araştırmacı gibi ben araştırıyorum. Demişler ki Avrupa'daki insanlar öyle diyormuş bazı ülkeler. Keşke Tayyip Erdoğan bizim liderimiz olsaydı. Türkler hala bu liderin ayağına çelme takmaya çalışıyorlar. Adamlar böyle bir lider arıyorlar. 100 yılda böyle bir lider üretilmez. Böyle bir liderin öncülüğünde 20 yıl Türkiye çok sıkıntıları, çok badireleri atlattı, tökezlemedi. Algı operasyonları oldu, ekonomik sıkıntılar oldu, 15 Temmuz oldu, darbeler oldu. Bütün bunları güçlü bir siyasi iradeyle, akıllı bir otoriteyle, AK Parti başarıyla üstesinden geldi. Şu an Elazığ'ımızda da bir örnekleme yapıyorum. Elazığ'da da buna benzer taktikler var. Hiçbiri tutmayacak. Şahin Şerifoğlu öncülüğünde sahadan galip ayrılacağız ve rekor bir oyla Ramazan'ı bitirip iki bayram sevincini birlikte yaşayacağız. Ben bu inançtayım çünkü seçmen bana bu enerjiyi veriyor. Evet. Evet. Hanife Bey, bu kıymetli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. İsterseniz son çok kısa bir iki cümle edin, programımızı kapatalım. Ekranları başında bizi izleyen tüm seyircilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu ara yarın 6 Şubat depremi malum. Ülkemizin çok büyük acılar yaşattı, çok büyük acılar geride bıraktı. Ama devletimiz buna ilaç oldu, buna merhem oldu. Bu yaraları kapatma yönünde elinden geleni yaptı. Bu anlamda ben vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diyorum. Rabbim tekrar ülkemize böyle bir acı, bir sıkıntı yaşatmasın diyorum. Size de, seyircilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bu akşam programımızda AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayı Mehmet Hanefi Kararsan'ı konuk ettik. Kendisini yakından tanıma şansı elde ettik. Bu akşamki programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.